Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Berk, Folding kanalına hoş geldiniz. Bugün ZDNA serimizin yeni bölümünde sizler için destek rolünde Zillion oynuyor olacağım. Umuyorum izlerken keyif alırsınız. Hemen bir hırsızın marifetini alıyoruz. Can iksirlerimizi alıp koridorumuza doğru ilerleyeceğiz. Anarın olarak Ayeri tercihinde bulundum. Karakterimiz için en etkili rün bu. Rakibi daha fazla dürtebilmek adına, aynı zamanda takım arkadaşlarımıza destek olduğumuzda onlara ilave olarak kalkan sağlayabilmek adına Ayeri rünü tercih ediliyor karakterimize. Yine ben rünlerin tamamını açıklama kısmına koyacağım. Açıklama kısmından da sizler rünlerin tamamına erişebilirsiniz. Aklınızda bulunsun. Karakterin yetenek kitinden bahsedecek olursak, Zillion'un pasifi takım arkadaşınıza zamana bağlı olacak şekilde deneyim verebiliyorsunuz. Yani belli miktarda tecrübe veriyorsunuz. Siz tecrübe kaybetmiyorsunuz bu arada. Tecrübe veriyorsunuz. Takım arkadaşınız level atlıyor. Ve takım arkadaşınızı erkenden üst seviyeye taşıdığınız için de koridoru kazanabilme ihtimaliniz artıyor. Takım savaşlarında avantajlı olma gibi ihtimalleriniz artıyor. Gayet güzel bir pasifi var karakterimizin. Bunun yanı sıra Q yeteneğiniz şu alan içinde bomba atmanızı sağlıyor. Bomba belli miktarda büyü hasarı veriyor. Hani fazla detaylı bir şey yok. Bunun yanı sıra o bomba alan etkili bir şekilde patlıyor. Bunu minyona da atabiliyorsunuz. Kendi minyonlarınıza, rakip minyonlara, takım arkadaşlarınıza, rakip şampiyonlara ama rakibe hasar verecek şekilde bir etkisi var. W yeteneğiniz herhangi bir diğer yeteneğinizin bekleme süresini 10 saniye azaltıyor. Tabii buna ultiniz dahil değil. O yüzden de oldukça etkili bir yetenek. Bunu ne için kullanıyorsunuz? Bakın. Q yeteneğinizin cooldown'ı 9.4 saniye. Siz W'ya bastığınızda otomatikman Q yeteneğiniz sıfırlanıyor. Yani tekrardan Q yeteneği atabiliyorsunuz. Ve rakip takıma 2 tane Q tutturmanız rakip takımı sersemletmenizi sağlıyor. Şimdi burada bir baskın yedik maalesef. Ayakta kalabilir miyiz bilmiyorum. Gayet güzel bir sıçra attı bizimkisi. O sıçrayı atmak zorundaydı. O sıçrayı atmasaydı ayakta kalamayacaktı maalesef. Erken bir sıçra vermiş olduk. Yalnız Gragas'ın üzerinde hangi spell vardı, yani hangi güçlendirmeyi almıştı ona dikkat edemedim maalesef. Bizim maviye çökmüş. Peki. E yeteneğinden bahsedeyim. E yeteneği kendi takım arkadaşınızın üzerinde kullanırsanız takım arkadaşınıza hareket hızı vermenizi sağlıyor. Rakip takım üzerinde kullanırsanız da rakip takım üyesini yavaşlatmanızı sağlıyor. Ben ikinci olarak şimdi W yeteneğimi açacağım. Bu arada takım arkadaşımı erkenden 2 level yaptım gördüyseniz. Bu da yine pozisyon kazanabilmek adına oldukça etkili oluyor. 2 levelde direkt W'mu açtım. Bu çift bomba tutturup rakibi sersemletebilmek adınaydı. Yani rakip bir engage yapmak isterse hemen cezasını keseceğiz. Veya rakibi durdurmak istersek bunu kullanacağız. Yani yakalamak istersek. Ultiden bahsedeyim. Ultiniz öldü bizim çocuk. Bir de Catelyn'e gitti o skor. Catelyn'in sıçrasını almayı başardık ama tabii ki bizim için burada nişancımızın ölmemesi daha büyük öncelikli. Yapacak bir şey yok. Çok kötü bir pozisyonda kaldı. Catelyn'in sıçrası olmadığını gösterelim. Sanıyorum Blitzcrank tutuşturunu attı mı emin değilim ama atmıştır diye düşünüyorum. O pozisyonda affetmemiştir. Ultiden bahsedeyim. Ulti herhangi bir takım arkadaşınızı veya kendinizi hayata getirmenizi sağlıyor. Üzerinde belli bir süre var. 5 saniye içerisinde takım arkadaşınız ölürse tekrardan dirilebiliyor. Ama ölmezse ulti sizi o şekilde bırakıyor veya takım arkadaşınızı o şekilde bırakıyor. O yüzden takım arkadaşınızı, hani öleceği garanti olan takım arkadaşınız üzerine kullanmaya çalışırsanız daha iyi olacaktır. Bu yanı sıra kombonuzu nasıl yapacaksınız? Mesela ben E yeteneğimi tutturamıyorum diyorsanız şu şekilde E yeteneğinizle rakibi yavaşlatıyorsunuz. Oy, ölüyordum. Çok fazla hasar yedim. Sıçrayı atmak durumunda kaldım. Emin olamadım o pozisyonda ne kadar hasar çıkartacağını Catelyn'e. E yeteneğinizi kullanın. E yeteneğinizi kullandıktan sonra yavaşlamış rakibe 2 tane Q tutturmanız daha kolay olacaktır. Bu adam öldü. Ben de kaldı skor maalesef. Yapacak bir şey yok. En azından Blitzcrank'in cezasını kesmiş olduk. Burada Catelyn'in de aslında can biraz da. Lee Sin bir şeyler denemez inşallah. Catelyn base'e gitti mi? Yapacak bir şey yok. Bu arada E yeteneğinin bekleme süresi 13 saniye. Yani direkt sıfırlamıyor W'ya bastığınızda. Haberiniz olsun. Bir minyon dalgası daha mı pushlarız? Minyon dalgasını pushlamak adına da yine çift Q'nuzu kullanabilirsiniz. Bakın erken seviyelerde tek atamıyor zaten minyon dalgasının tamamına. Buradan kaçarız bu arada. Hemen uzayalım.
Form olarak üstünüz. Her şey okey durumda. Zaya'nın ne kadar gold var üzerinde bilmiyorum ama bu şekilde base'imizi atalım. İlk etapta gözyaşı almak istiyorum. Gözyaşı alacağım ki baş melek asamı erkenden tamamlayayım ve daha sık yetenek kullanabileyim. Ve baş melek asası bana kalkan sağlasın. Yani biz hem destek verebileceğiz hem de takım arkadaşımızı koruyabileceğiz. Güçlü bir karakterle oynuyoruz. Aslında bakarsanız Zilin güçsüz bir karakter değil. Keşke daha fazla oynansa. E yeteneğini son seviyeye getirdiğinizde %99 rakibe başlatıyorsunuz. Neredeyse bir sersemletme gibi düşünün. Yani hareket kısıtlaması sonsuzmuş gibi düşünün. %99 yavaşlatma çok büyük bir rakam. O yüzden de E yeteneğini de ilk olarak fulleyebilirsiniz, aklınızda bulunsun. Ama ben Q yeteneği fullemeyi daha çok tercih ediyorum. Caitlyn bu arada hiçbir eşya almadan gelmiş koridora. Bizim Zaya'mızın tek kılıcı var. Parasını çıkartmış baya. Helal. Ya yani Zaya gelene kadar ben şurada şu minyonlara çökerim. Kalmıyor, minyon kaçmaz. Disgrank şurada da olabilir, şurada da olabilir. Göremiyoruz elemanı. Göremediğimiz için de bir şeyler deneyemeyiz. Vision almam lazım ondan önce. Burada değil şu an. Peki. Gayet güzel. Buraya totem dahi atmamışlar. Pink wardları da yok zaten. Amacım nişancıyı yakalamak ama Caitlyn çok hareketli davranıyor. Yani ne zaman nereye gideceğini kestiremiyorum elemanın. Bu da öldü. Süpersin. Tam zamanlı oynadı çocuk. Vallahi helal olsun. Tebrik etmek lazım. Tertemiz. Umarım bana kalmaz. Bana kaldı maalesef iki tanesi. Ben şöyle nişancımı hemen 6 level yapacağım. Güzel. Ya bot lane'den oyunu domine etmeyi başardık. Rahat bir şekilde. Hani pickiniz ne olursa olsun. Sizler karakterinize güveniyorsanız her zaman koridoru kazanırsınız. Bunu unutmayın. Tabi bir yerden sonra yetenek de gerekiyor. Sadece oyunu bilmeniz veya karaktere güvenmeniz yetmiyor. Karşınızdaki rakip de karakterine güveniyor olabilir. Karşınızdaki rakip de oyunu biliyor olabilir. Bu tarz durumlarda da yetenek konuşuyor. Bu arada biz 6 leveliz ha. Savaşırsak biz domine edebiliyoruz. Base'imizi bozmak isteyebilirler. Hemen resetlenelim. Rakip takım da 6 level olacak. Caitlyn burada tek kılıcı ve üzerine çizmesini almayı başarmış ama çok da sorun değil. Şimdi burada hemen buz dişimi tamamlıyorum. Çizimimi alıyorum. Üzerime bir tane kuvvet kitabı alıyorum ve koridora geri ilerliyorum. Pink Ward almayacağım. Ya en azından rakip ormancıyı bir kere gördük. Onun dışında bir daha hiç vuramadı. Bir tane kara hasat var zaten. Benim için sıkıntı yaratacak karakter bu arada burada Kassadin. Çok hareketli olacak. Onu bir şekilde yavaşlatmam lazım. E yeteneğimi genel olarak onun üzerine kullanmaya çalışacağım. Ki yavaşlasın ve yeteneklerimizi daha rahat tutturalım o adama. Ya sırf ben yavaşlattığım için ultisini kullanmak zorunda kalsın. Zaten aim son seviyeye geldiğinde bizim için çok da sıkıntı yaratmayacaklar. Şu an aslında 6 levelim. Bu adamların üzerine diklenebiliriz. Çok rahat hem de. Şu pozisyondan nişancım olsaydı çok daha burstleyebilirdik bu adamı. Zaya Pink Ward almış, sevindim. Bombayı 2 santim gerisine alsanız bile değiyor. Biraz hasara bakar mısınız? Rakip nişancıyı ben kestim yani şu an. Abi öldüm. Adamı keseceğim derken minyon bitmiş burada. Dikkat etmedim. Ultimi de basabilirdim. Sıçram da vardı. Blitzcrank gördük en azından. Bu arada bizim çocuk kesebilir. Şu an ultisi de var. Blitzcrank'te ulti de yok şu an.
Vur bir tane daha. Vuramadı ya. Diskrenk tuttu onu. Sen gel. Gragas da botlane'de. Yani o pozisyonda kule altında ölmeseydim direkt kazanıyorduk. Neyse sağlık olsun. Eşya avantajımız da vardı ha. Çok kuvvetliydik. Zaya mutluyum. Hiç polemiğe girmeden. Yani şu pozisyonda Kettle'i kesebileceğime inanmış olmam benim dezavantajım oldu. Hani orada gafil avlandım. O adamı kesebileceğime çok inandım. Gragas'ı gördüm ama ben Kettle'i istiyorum şu an. Güzel öldü. Çok güzel. Ya hatamı telafi ettirdim. Ultimi tam zamanında attım. Bu adamı keseriz bu arada. Kaçtı. Neyse ilk kule bizde herhalde. Da Vision'ları var mı? Sana level atlatalım. 8 level o sende. Ki şey Zaya sürekli levelde geri kalıyor ya. Bir levelini yükseltemedik çocuğun. Aa Gragas'a gelirim bu arada. Gragas burayı ister. Delisinle birlikte oynayabilir miyiz acaba? Onu da düşünüyorum bir yandan. Bak şurada kalsa Gragas'ı keser miydik? Bence bayağı burstlermişiz ha. İnşallah buradan gelmezler. Sıçram da yok. Ultimin de daha süresi var. Burada totemleri yok görünürde. Sen de gel bize. Çizmemi direkt tamamlayabilirim aslında. Bekleme süresinde azalma çizmesi alabilirim ama zaten bekleme süresinde azalma eşyamız gelecek. Ben burada büyü nüfuzuna yatırım yaparak devam edeceğim. Hasarımı arttırmak istiyorum. Top lane'imiz iyi durumda. Jungle'ımız farmda geride ama skor olarak iyi durumda. Orta koridorumuz süper durumda. İyi güzel. Bir de burada okyanus ejderi geliyor. O da daha güzel haber. Hayda, ona yakalanırsan olmaz işte. Ama ölmez. Kesersiniz bunu da. İki tane skor. Mis gibi. Ben öldüm ama dert değil. Nişancımı da ayakta tuttum. Skorları da çıkarttık. Lee Sin de orada ejderi aldı. Okey. Yalnız Blitzcrank'in yetenek kiti böyle çok çabuk geliyormuş gibime geliyor. Hani böyle Q'sunu kullandı. Tekrar sanki o kadar süre uzun mu sürdü? Kestiremedim ama çok çabuk geliyormuş gibi geldi yetenek kiti. Şimdi bunun peşinden buğurdanlığa başlayacağım. Buğurdanlıkla birlikte hem rakibe yavaşlayacağız hem de kalkan etkimiz artacaktır. Bizim için değerli bir eşya. Top lane'de bizim Fiora'yı bayağı darlamışlar. Koşalım. Teemo. Hortlağın pençesi ilk eşya anaşor. Peki. Gragas'ı ben 1v1'de keserim bence. Tuş durumu da geliyor 5 saniye sonra. 4-3-2-1 koş. Almadın mı sen bunu? Baze gitti çocuk ya. Tüh. Yakalayamadık. Üzüldüm. Bizim takım beni burada korkuttu da. Krenk geliyor buradan. Gragas can borunu öyle bir doldurur ki erikler işte. Krenk bu arada beni çekecek mi? Ah, denemedi. Şöyle bot lane'e hemen koşmak istiyorum. Kettle free score gibi. Blitzcrank'te gezgin var ama yetişirim ben buraya ya. Nişancım uzak.
Ultime basmak istemedim ya. Kıyamadım ultime. Hani dedim ki o kadar fazla hasar çıkmaz. Çıkmaz o kadar fazla hasar. Blitzcrank de hemen ultisine basıyor zaten. Ultisinin hasarı da çok fazla. Cooldown'u da fazla ama hasarı da çok fazla. İkidir kendimi o pozisyona sokuyorum ya. Vallahi ölmeyeceğim pozisyonlara ikidir kendimi sokuyorum. Bizimki iyi, güzel doşladı. Keser bunu. Helal. Bunu da keser. Gragas ultileyecek ama. Sıçra da attı peki. Ama kendisi de öldü. Spellerim de duruyor ya. Ya Blitzcrank hiçbir eşyası olmadan çok fazla hasar bırakıyor. Çok fazla. Şu tüm hasar ondan geldi. Doşlasam yeteneğini hiç gerek kalmayacak. Q'su da olmadığı için biz onları keseceğiz. Ama yakalanıp yakalanıp duruyorum. Mid kuleyi bir alsak, aradan bir çıksa o güzel olacak. Zaya eşyasını bitirmiş. Eşya olarak ama Catelyn'le kafa kafayalar. Şuradaki görüşü alalım. Burada başka vision var mı? Buralar temiz. Redleri var mı? Yok. Koşacağım bota ama bu defa aynı hatayı yapmayacağım. Catelyn bu arada gidip statiği tamamlamayı tercih etmiş. Bu sefer hiç bulaşmadan gidiyorum abi. Gel savaşalım şu an. Savaşırdık ha. Bizim aslında korkak davranmamamız lazım. Biz daha güçlü durumdayız rakibe nazaran ama. Sıçra mu deneyecek bu adam? Lee Sin de çok sakat yerde. Peki. Ah, ultime bastım da. Hadi Zayaç'ım kesersin onu. Tamam öldü. İyisini yakalayabilecek mi? Yok. İyi kesememiş çocuğu. Yakalanma işte ona. Ulti atacak o sana. Güzel. Kaç kaç hiç bulaşmamamız lazım. Bak kaşınıyor şu an ya. Niye yani? Ne gerek var? Ne gerek var ki yani onu yapmamıza? Yan sanki önümüze teleport gelecek sandım. Bunu keseriz ha. Korkak davranıyoruz. Kessek keseriz aslında. Gerçi Lee Sin AD kasmıyor da. Kaçmak istiyor genelde takım. Savaş yapmak istemiyor. Pasif davranmak istiyorlar. Şimdi şuradan baş meleği tamamlayalım. Ardından devam edelim. Kaç stack baş melek? 384 as yetenek spamlamamız lazım. O bot kule gidiyor. Ebedi tamamlamak istiyor. Zayat da ya çok paramparçık build yapmış ya. Çok enteresan bir build yapmış cidden. Bak bu adam. Oo. Ne oldu orada? Orada kötü şeyler oldu. Kendimi zor kurtardım da bu adamlar burada çok kalabalık oldular. Fiora'da teleport varmış. Keşke teleportunu kullansaydı adam. Keserdik yani bu fight. Şimdi şuradan senin şu parçanı bir alalım. Ahri de bir anda bak geri düşmüş. Kasadin çok kuvvetlenmiş. Neyse geliyorum.
Zayıfımız da güçlü aslında. Kesemez miyiz biz bu adamları? Aa, mantarlamış ya. Timo var ya, çok kötüsün çok. Mejder geldi da. Hemen alalım. Bizim çocuğa da level basalım. 12 level oldu. Bütün ejderleri de biz aldık sanıyorum. Gerçi 2 tane ejder ama olsun. Koştururum seni bir daha. Yok, kimse savaşmak istemiyor cidden. Güzel. Buraya da geldim. Oy, aradan da iyi yakaladı ha. Lee Sin ultilerdim şu an buraya koşsa da, bak top lane'i yalnız Timo kuşluyor deli gibi. Neyse, biz de mid'den ikinci kuleyi falan açarız. Tahrip rünü de varmış bizimkilerde. Kasedin de tutamayacak. Az jambarıyla base atmalı. Base atmadığı için de şu an kendisini sıkıntıya sokuyor. Güzel. Nice. Buradan inhibitörü de çıkartacağız bu sayede. Oo, şaka yapıyorsun. Şu eşyalarla kestiniz bunu. Güzel, bunu da kestiniz. Ay, Caitlyn'in hasarını kestiremiyorum ya, ona kanser oluyorum ya. Hani adamın hasarını kestirebilmem lazım yani. Direkt bassana ultiyi, üzerine her koştuğum pozisyonda ölüyorum fix. Neyse, buradanlığım bitti. Buradanlık sadece kalkan veren şampiyonlarda değil. Ben aynı zamanda E yeteneğimi kullandığımda takım arkadaşıma Ayri sayesinde kalkan da kazanabiliyorum. Ve Ayri'nin sağladığı o kalkanı arttırmış oluyorum buradanlıkla birlikte. Ve bunun yanı sıra bana yetenek gücü de sağladığı ve hareket hızı da sağladığı için çok etkili bir eşya haline geliyor. Şimdi peşinden de alacağım eşya belli. Sen ölmezsin herhalde. Evet. Tarayıcı maalesef uzun süreli lazım. Bu kadar kısa süreliğine yetmiyor. Sana level de basalım. Base'imizi atalım. E yeteneğini geliştiriyorum. Şu an %85 yavaşlatması var. %99 olacak son seviyede. Ve kefaret vakti geliyor. Bayağı da skor katkımız var şu an. Hatta en fazla bizde, evet. 15 skor. Gerçi yok. Bizim Zayat da aynı durumdaymış. Fiora ne kasıyor? Ruh gömleği almış. Ruh gömleği yerine değişken miğfer alsaydı böyle bir sıkıntı çekmeyecekti bu arada. Kesin o adamı. Yakaladım bak o adamı. Kaç. Yani Zaya kendisini öyle bir sıkıntıya sokuyor ki anlatamam. Kalkan verebileceğim hiçbir şeyim yok ya. O da sıçrattı. Peki. Caitlyn'in sıçrası değerli. Bu sefer baş meleğim olduğu için güveniyorum kendime. Hayır. Aa, öldü. Çok hasar veriyorum ya. Cidden çok hasar veriyorum. Bota koşmak lazım. Aslında az canımla da baitlerdim ya. Neyse. Sen gel. Ben bota koşayım bizden. Gerçi Zaya var şimdi, koşacak. Şurayı tutsana. Umurumda olmadı adam. Bizimkiler burayı kayıp mı ettiler? Evet.
Yine bende kaldı skor. Uzaya koşturmam lazım. Koş 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 koş. Yetmiyor ki. Öldüm mü? Ultiledi. Zaya hadi sen yakalarsın onu. Çok güzelsin. Bunu da kesersin. Kırmızı güçlendirmeyi verdi nasılsa. Hook atacak. Öldü. Oo, helal. Bunu da kesebilir. Aa, yok yetmiyor. Kasedenin ultisi çok çabuk geldi. Yani şurada bir kere kullandı, peşinden bir kere dağıtabildi. Neyse. Şunu bir an önce tamamlamam lazım. Kefaret de gelsin üzerimize. Kefaretin peşinden Zeke değil. Zeke tercih etmeyeceğim. Soler'i alabilirim. Blitzcrank AP mi kasıyor? Yok, Zeke almış. Oyunu aslında bitirdik de diyebilirim. Şu bot kule de gelecek birazdan. Tabii ki hasar yememiş. Vurulur. Mid'in hala dış kulesi duruyor. Onu alamadılar. Bu arada Baron pitine giderler mi o adamlar? Korktum bir an. Cidden gitmiş olabileceklerini düşündüm. Ahri'yi bu arada ben koştururum ha. Gragas geliyor. Bak Gragas var. Canlı bombayı yolladım üstüne. Güzel. Kesersiniz abi bunu. Ah be, ultimi basamadım çocuğa. Ultim basabilseydim ayakta kalacaktı biliyor musunuz? Neyse kaç. Üzüldüm yani ultim basamadığıma. Devam edemedi. İyi. Bot 2 geldi. Zaya ölmese bari. E affederler mi onu? Affetmezler. Timo'su falan var. Çok darladı. Sen gel. İyi, kefaretim de bitti artık. Sen de bir level atla bakayım. Çok dağınık oynuyoruz. Takımcı oynasak bitecek yani. Direkt oyun bizde. Ultim bu arada kaç saniye? 49 saniye. Çok fazla ya. Kaç cooldown var? %45. Ona rağmen çok fazla. %99'luk yavaşlatmamız da şu an mevcut. Benim pink ward'u kırmışlar. Yiğit'in onu aslında Zaya'ya bırakabilirdi. Ve bu dakikalar rakibin sevdiği dakikalar. Yani bu kadar uzaması hoş değil. Şu baronu bir an önce bizim almamız lazım. Bir an önce. Görüyor musunuz nerede bekledik yani? Ah bir yakalasam. Ah bir yakalasam. O taraflara gitmemek lazım ya. O taraf var ya, mantar dolu mantar. Adam demin mantarladı hepsini. Abi o da kaçmaz ya. Kimse niye pink ward falan almıyor bilmiyorum. Alsalar da şurada görüş sağlasak. Oyunu aram yapmak da hata. Fiora'nın puşlamasına izin vermemiz lazım. Burayı her türlü savunacağız. Fiora'yı boşu boşuna çağırdık buraya bu arada. Minyon dalgasını tutuyorlar. Şuraya bak. Her şeyi var ya, her şey. Sadece mantar yok yani.
Şuradan bir yerden hook yemezsek şanslıyız. Yersek ayakta tutamam yani, koruyamam. Yakaladım. Güzel abi, bitti oyun. Ağrı'nın ultisi var mı? Yok. İşte ona da yakalanmayacağım. Şu an adamların kerileri ayakta. Kasedin beni bekliyor. Yani yüksek ihtimalle. Bizim Fiora mantara koştu. Oyun bitiremiyoruz ya. Oyun bitiriciliğimiz yok. Baron almak varken niye almıyoruz? Kesersin bunu artık. Kesin artık. Güzel. Yani çok oyaladı. İki kişiyi aldı ya. Sıçram da daha yeni geldi. Ultim de aynı şekilde. Ah, şunu alacağız. Bu şart. 24 skor katkım var. Lee'sinin büyü direnci kasması lazım. İhtiyacı var. Pink Ward'a şu an Gold'um da yetmiyor. O da birazcık can sıkıcı. İhtiyaç var yani şu an Pink Ward'a. Fiora Terahan'ı bitirmiş. İyi. Bir daha ejderi daha. Split'imizi kuvvetlendirir. İkinci daha ejderi. Güzel. Baron da çok rahat alırız artık. Baron direkt erir. Çok hızlı erir hem de. Lan Lee's'in maviyi almasın diye adamı mı pinkliyor cidden? Ha yok, Ahri alsın diye pink diyormuş. Ha Ahri ne alaka, oraya çok uzak. Ya yetişemez yani o pozisyona. Mantara güzel bir itledi eleman bize. Çok güzel abi. Güzel, yakaladım. Öldü bu kadar. Mantar dolu burası. Belli değil miydi arkadaşlarım? Bu nedir abi? Bu nedir? Tarayıcısız cidden girilmiyor ya hiçbir yere. Bari şunu yavaşlatayım da öleceğiz. Bizimkiler kessinler bunu. Katliamı aldık. Kasedin doğuyor. Çıkmaları lazım. Çıkın çıkın çıkın. Botlane'i falan pushlayabilirler. İyi. İnhibitörü almak önemliydi. Adamlarda şöyle bir olay var. Çok rahat koridor tutabiliyorlar. Bu da çok sıkıntı yaratıyor bize. Tamam, kaçtı. Ahri keşke ulti atmasaydı. Neyse, cooldown'u kısadır zaten. Gerçi üzerinde bir tane bekleme süresinin azalma eşyası var. İkinci eşyası adamı Rabadon. Ahri ikinci eşya Rabadon alırsanız karakterin güç patlaması yakalamasına engel olursunuz. Şimdi o adamın en az iki eşya ihtiyacı vardı. Bir tanesi Luden'di. İkinci eşya olarak Morello falan almalıydı ki birazcık daha zarar verebilsin. Şu an direkt Rabadon'u aldığı için karakter çok fazla yetenek gücüne sahip değil. O yüzden verimli olmuyor. Bir level sonra ultim de son seviyeye gelecek. 30 saniye mi olacak cooldown? Tam olarak kestiremiyorum ama bayağı bir kısalacak. Buralarda totemleri yok gibi görünürde. Buraya gelecekler bu arada. Keşke bizimkiler buraya koşsa direkt. Blitzcrank sattı mesela. Koş.
Bitti bak. Bu kadar basit. Ultimden oldum ama Fiora'mız ayakta. Ben şimdi size kefaret de sağlayacağım. Kalkan falan veriyorum da yani böyle yaparlarsa olmaz. Baronumuz var. Ben sen level bastım mı? Hemen basalım. 17 level. 18 level oldu Ahri. Zayah cesur davransa, ultim gelse çok daha güzel olur da. Ah. 5 saniyesi var ultimin. Abi. Ben de diyorum ki kaçarım. Fiora da önüme atladı ya. Ne bileyim adamın da önüme atlayacağını, süper kahramanlık yapacağını. Neyse, sağlık olsun. Kötü oldu yani, gerek yoktu ona. Neyse, şuradan şu eşyayı tamamlayalım. Peşinden şu sağlamlık karışımını alayım. Jumper'ım şu an yetersiz yani. Beni koruyacak hiçbir şeyim yok. 2-300'e çıkardık. Kasedin 2,5K canı var. Ve kasedin şu an 4 eşya. Sıkıntı bir kasedin. Full build oldum gerçi. Benden önce full build olan başka var mı? Yok. Ultim yok. Kim yok yani, gereksiz de o pozisyon ya. Lee Sin iyi bot lane açtı, bir de buradan inhibitor alır. Okey. Worth bir trade değil. 3 kişi ölmeseydi, 2 kişi falan ölmüş olsaydı sıkıntı olmayacaktı da. Yalnız bunu tutmaya gelmiyorlar. Bir Caitlyn mi base attı? Evet. Gragas da base demiş. Tamam, kaçar ya bu. Fiora ölmesin ama. Fiora yapma işte onu. Göbek atacak. O güzel. Sıçratacağı yeri güzel kestirdi. Niye döndün? Hitbox'ına da girmiyor ki. Kefaretin hitbox'ına girse kurtarırdım gene onu. Neyse, çok öldük çok. Ama skor katkım 29 ve bu oyun gereksiz bir şekilde uzuyor. Çok çabuk bitirebileceğimiz bir oyunda halbuki. Zayamız çok fazla ölmüş. O da üzücü bir durum. Her yer mantar. Yani hani şeyin süresi birazcık daha... Oo, işte o hiç olmadı. O ejder hiç olmadı abi. Ahri şu an çok boş çıktı. Adamlar zaten base atmaya gitti. Niye çıkalım? Puşlamak burada en sağlıklısı. Birazdan Baron gireceğiz. Top lane'i puşlamaya gideceğim. Ya istedikleri kadar pingleyebilirler. Şu an çok boş ping atıyorlar. Adamlar da zaten inhibitor olmayan yerleri savunmaya çalışıyorlar. Bizim yapmamız gereken şey de zıt yeri puşlamak. Adamları çekmek yani. Ki bizim minyonlar puşlayabilsin oraları. Ama kimsenin umurunda değil. Kasedini buraya getirmek zorunda kaldılar. Efendim canım benim efendim, niye 10 kere ping diyorsunuz? Yani ne var? Ultim var. Kendimi kurtarabileceğim her şeyim var. Bak, kasedim buraya bomboş geldi. Zaman kaybetti. İtin işte koridor. Ne güzel fırsat. Hatta biz şu adamları susturalım. Gerek yok. Bak arkadan gelen var. Kesin bu adamı. Bak ne güzel de sersemlettim ha.
Abi ölmedi mi cidden ya? Şu adam da ölmedi mi ya? Ahri de kesemeyecek. Neyse bizim minyonlar itiyor. Bir tane Nexus Kulesi almışlar. Peki. Ahri ölür mü? Öldü. Tutuşturumu keşke gitmeden Kasadin'e bıraksaydım ama adamın zonyası vardı zaten. Nasıl bırakalım? Kasadin de buradan gidecek, inhibitör alacak. Bizim büyük minyonlar hala gelmeye devam ediyor. Mid'deki inhibitörü almamız lazım. Sonrasında gidip Baron'u almamız lazım. İyi, karabalta tamammış. Gerçi var mıydı daha önce hatırlamıyorum. Zayat'ta büyü direncine dair hiçbir şey yok. Bir tane büyü direnci eşyası almalıydı. Kasadin'den tek yiyecek. Çünkü Kasadin ona oyunu oynatmayacak. Ben ulti atsam dahi boşa atmış olacağım. Ama yapacak bir şey yok. En azından zaman kaybediyorlar onun başında durarak. O da işimize geliyor. Baron'u almamız lazım bu arada. Direkt Baron'a. Direkt. Adamların bot lane'i açıkken direkt Baron'a. Şuna şuna şuna. Gelsene abi. Ne yapıyorsunuz siz? Aa, abi şaka gibi gelsenize. Kimsenin umurunda değil. Lee Sin'in... Şaka yapıyorsunuz ya. Gelmeniz lazım. Adamlar yoklar yani. Rakip takıma dair hiçbir şey yok. Şu an işte çok sıkıntı yerdeyiz bu arada. Güzel sattılar. Bitti oyun. Sağ olsunlar, rakip takım satmak istiyormuş. Timoları da yoktu. Baron'u alamadık ama oyunu bitiriyoruz. Biter bu arada oyun ya. Yok ediyor, yok ediyor. Adam yok etti yani. Şurayı kesemedik ya. Adamı alamadık. Alamadık yani Kasadin'i. İki Nexus Kulesi çıktı. Keşke Baron'a dönseymişiz orada. Daha doğru hamle olurmuş da neyse ne yapalım. Gereksiz 43 dakikalık oyun. İşkence gibi. Uzattıkça uzatıyoruz yani. 34 skor katkım oldu. Ahri'nin şu eşyası çok gereksiz. Riley'i niye alırsın ki? Yani bunu tanklaştırıyor, aynı zamanda yetenek gücünü çok kısıyor. Onun yerine bu adamın Morello alması lazım. Acilen. Almadıkça Catelyn'de çok fazla can çalma falan var. Bak adamlar Baron'a yöneldiler bu arada. Çok da hızlı alacaklar. Bizim doğmamıza çok fazla zaman var. Direkt dönüp oyunu bitirme hamlesi yerine şunu yapmış olsaydık zaten inhibitörü de alırdık. De güçlü minyonlar, gerçi gene emin değilim. Şey de yapamayabilirdik de. Kasadini kesersek oyun biter. Gragas, Gragas, Gragas. Hadi artık kes. Çok şükür ya. Ejder çıkacak. Ejder'e koşmamız lazım. Şu an Drake free. Ama kimsenin umurunda değil herhalde. Timo buraları mantarladı. Ne yapacağız ki burada? Ejder'e koşmak gibi sağlıklı bir hamle varken. Hadi be. O charm'ın tutması lazımdı. Oba. Afyora'yı da pilleyelim. Bizim çocuğu koruyamadım. Gel seni bari şey yapalım. Çıldıracağım bu kasa dinle ya. Ne kadar kansersin sen. Güzel doğuşladı. Hadi. Minyonları vursa can çalacak Fiora. Çok uzuyor ya. Çok uzuyor cidden. Şu ejderi alsak
birazcık daha böyle hasarımız varsa bir şeyler yapabilsek. Hani Fiora'yı peel'layayım dedim, olmuyor. Başkasını peel'layayım diyorum, olmuyor. Taşıyabilecek kimse yok. Kimse böyle tam anlamıyla şey oynamıyor. Kendinden, karakterinden emin oynamıyor. Sıkıntı yaratıyor bu da. Birazcık güvenseler karakterlerine. Zayıf falan şu an full build. Bu ne abi? Çift ebedi ne? Ne yapıyorsun sen? Adam çift ebedi almış ya. Saldırı hızı bu adamda yok şu an. Yok. Yok yani adam yok olacak yani, hiçbir şey yapamayacak. Adam full build olunca ne eşya alacağına karar veremedi. Bir ebedi daha yapayım falan dedi herhalde. Gragas Kadim mi almaya çalışıyor? Kasadin de var. Yetişmemiz lazım buraya. Lee Sin ölme. Lee Sin. Boşu boşuna zaman kaybettiğiyle kaldı ve çarpını da attı değil mi Lee? Al işte. Fight nasıl kaybedilir? İşte böyle kaybedilir. Bu adamlar bu şekilde kazanacaklar bu arada oyunu. Sıkıntı yani. Lee Sin ne yapıyorsun? Oyunu mu bitireceksin? Base attırmazsak aslında belki şansımız olabilir. Vurun. O bile bende kaldı ya. Şu bot lane'i falan tutmaları lazım. Koş. Ben seni koşturayım. Güzel satış hocam. Süper. Aha Kassadin ölmüş. Kassadin ölmüş. Gel. Bitti oyun. Bitti oyun. Abi tek de yemezsin ya. Tek de yemezsin o Ah. Yani niye ya? Niye ya? Niye yani? Bitireceğiz oyunu ya. Kassadin ölmüş. Bekleyin işte grup olalım. Şimdi tekrar inhibitörleri al. Tekrar aynı şeyler tekrar yaşansın. Abi niye ölüyorum artık? Ölmeyeyim. Güzel. Bunu da kesersin. Bu da Kasadin doğdu. Çık. Bilis ne kastı? Full tank. Nişancısını koruyacak her şeyi almış. Doğru build. Normalde biliyorsunuz eleştirim. Kasadin de bu arada yok etmeye devam ediyor ki yani bilmiyorum. Ahirede büyüdürancı falan da var. 12 kere öldük ya. Şu oyunun şu uzunluğuna bakar mısınız? Neredeyse 30 asist yapacağız ya oyunda. 50 dakikalık oyun oynuyoruz ya. 50 dakikalık. Altın platin yarı arası. Yani şu oyunda bilen bir kişi olsa tam anlamıyla böyle karakterine güvenen çok rahat oyunu bitireceğiz. Yani buildler çok enteresan. Yani Fiora şunun yerine mutlaka mutlaka aynı şekilde Lee Sin de dediğim eşyayı almalılar. Onu almadıkları sürece çok rahat eriyorlar. Değişken bir fer ya. Alıyorsunuz. Direkt hasar yemiyor yani çarınız. Parçasını iyi de hatırlamıyorum da. Ha, şunu da alınıyordu. Şu eşya. Direkt Teemo falan hiç mantarı patlayınca hiçbir şey yapamıyor. Çok yanlış yerlerdesiniz. Bu arada şunu kesmemiz lazım. Gelin. Güzel. Koş abi. Öldürmüş
öldürmeyeceğim seni. Kefaret. Neyse, iyi bari ölmedi. Allah'tan kefaret değdi bizim çocuğa. Abi tek yedim. Yine Allah'ım ya, bu kette nasıl bu kadar fazla hasar vurabiliyor? Çıldıracağım. Vuramaz dediğim her hasarı lap lap lap. Bu kadar kritik demiş ne ya? Helalsin. Bak kimse oynamadı çocukla birlikte. Neyse bizimkiler direkt Nexus'a koşuyorlar. Vururlarsa bitirecekler. Ah güzel yakaladı Timo'yu. Ahri'nin damage'i yetmez ki. XP kemi geliyor. Bir tanesini kesti. Güzel, kazandık. Oh be, işkence gibi bir oyun. 43 skorluk oyun katkısıyla bitti arkadaşlar. Zilean Support bu şekilde. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Videoları beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Devamını istiyorsanız like ve yorum atarak bunu bana belirtebilirsiniz. Tekrardan izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.